Evet, öyle görüyoruz açıkçası. Kuradır. Pusulanın neresinde olursanız olun seçime aynı giriyorsunuz ama birinci olmak kulağa daha hoş geliyor. İçimizi daha ferahlatıyor. İnşallah 14 Mayıs'ta da açık ara Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci olduğunu göreceğiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız yine o güçlü liderliğiyle, o deneyimiyle, o usta haliyle ve bugüne kadar yaptıkları nasıl hafızamızda iz bıraktıysa bundan sonra da yapacaklarıyla yol almaya devam edeceğiz. Ve inşallah yeni bir serüven bizi bekliyor ve o yeni serüvende Türkiye'de çok daha marka işler yapılacak, çok daha devasa işlere imza atılacak ve inşallah çok daha ilklerin, çünkü Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızla birçok ilk yaşadık. Yapılamayacaklar, yapılamaz denilenler yapıldı, olamaz denilenler oldu. Bu anlamda birçok ilki, birçok güzelliği, birçok yeniliği yaşadık. Ben bundan sonraki süreçte o atılan adımlar, belki atılan temeller çok daha önemli semerelerin toplandığı bir sürece dönüşecek diye düşünüyorum. Tabi böyle bir süreçte Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızda, yine Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin başında bulunması önemli. Sanki oraya doğru gidiyor, sanki değil, oraya doğru gidiyor ve en son anketlerde zaten bir önceki oy oranımızın daha üstünde bir oy oranıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın seçileceğini görüyoruz. Dolayısıyla inşallah da öyle olacak. Biz de hem o yeniliklerin tekrar devam ettiği, o büyük devasa hamlelerin söz konusu olduğu, bizim de milletimize tekrar yeniden hizmetkar olarak gece gündüz çalıştığımız bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.